Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar, SolidWorks kursumuza hoş geldiniz. Şimdi bu kursumuzda ilk başta e, farklı farklı e, bölümlerde anlatacağız size SolidWorks'u. 2020'yi kullanıyoruz şu an için. Fakat e, gelecek güncellemelerde belki 2021, 2022 gibi şeyleri tekrardan koyabiliriz kursumuza. Bunun dışında da 2019, 18, 17, 16 istediğiniz herhangi bir tanesini kullanarak da e, bu kursta devam edebiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar size bir arayüz hakkında küçük bir bilgilendirme yapacağım bu videoda. Ee, sizde şu aşağıdaki ikisi gözükmeyebilir sadece yukarıdaki gözüküyordur muhtemelen ilk açtığınızda SOLIDWORKS'ü burada home butonumuz var yani e, ya home butonu e, kılığında bir e, evimiz var. E, welcome to SolidWorks diyor. E, yeni bir dosya açmak istediğimiz zaman buradan açıyoruz yeni bir e, sayfa açmak istediğimiz zaman buradan açıyoruz. Diğerleri zaten şu an için kapalı gördüğünüz üzere. Ve options e, komutumuz var burada arkadaşlar. Bir de sağ tarafta bir pop-up'ımız daha var. Bu pop-up'ta arkadaşlar ister her kısmını ister e, kafanıza takılan bir şey olduğunda buradan sorabiliyorsunuz zaten WordPress ama zaten bunlara çok fazla bir ihtiyacınız olmayacak. Veya işte appearances kısmından bir renk kısmı var. E, bu tür kısımlar şu an sizin için e, gereksinim taşımıyor. Doğal olarak herhangi boşluk bir tarafa gelip masum sol tuşuyla bir defa daha tıkladığımda bu kapanacaktır. Herhangi bir tanesine bastığınızda da açılacaktır arkadaşlar. Masum sol tuşuna bir defa daha tıkladığımda tekrardan kapanacaktır. Şimdi bunun dışında e, sizlere göstermek istediğim şu options kısmında e, çeşitli ayarları buradan yapabiliyorum. Bu ayarlar tabii ki şu an için e, hali hazırda basic olarak gelmiş durumda SOLIDWORKS a. Yani optimize halinde geliyor zaten sizlere. Fakat herhangi birkaç tanesini değiştirmek istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda birazdan anlatacağım unit komutu içerisinde değiştireceğiniz birkaç bir kısım olabilir. Fakat arkadaşlar burada sistem options'ın içerisinde sadece tek bir seçenek olduğunu görüyorsunuz. Birazdan bir yeni bir taraftan Yeni bir e, new item açtığımızda arkadaşlar sadece onun olmadığını fark edeceksiniz. Şimdi ilk olarak aynı zamanda bu e, sağ tarafı olan ok da var arkadaşlar. Burada dosyalar, görüntüler, e, gereçler gibi şeyler de olacaktır. Aynı zamanda bu gereçlerin nasıl eklendiğini ve çıkarıldığını da birazdan anlatacağım sizlere. Şimdi burada arkadaşlar New kısmı var. New kısmının yanında zaten tek bir ok var. O da zaten New'i gösterecektir. Mouse'un sol tuşuyla bir defa tıkladığımızda New sort Works Document Document diye bir pop-up, bir pencere karşımıza gelecek. Part kısmı arkadaşlar çizimlerimi yap çizimlerimizi yapacağımız kısım. SMD kısmı birleştireceğimiz kısımlar. Parçaları çizdikten sonra şu boyutlu parçalarımızı birleştireceğimiz kısımlar. Drawing kısmı da arkadaşlar ee, bizlere bir teknik e, çizim yapılmasını sağlayan bir yer. Bunları arkadaşlar isteğimize göre seçebiliyoruz. Aynı zamanda aşağıda advanced butonu vardır. Advanced butonda da esasında aynı şey. Part SMD ve drawing e, kısımlarının sadece görselinin farklı olduğu ve buradan da liste olarak veya e, detaylı liste olarak sıralandırabileceğimiz, sıralandırabileceğimiz bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bunların bir önemi yok şu an için arkadaşlar. Part kısmına girip OK tuşuna bastığımızda yeni partımız hemen açılacaktır. Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan, gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. birazcık uzun sürdü arkadaşlar bilgisayarımızdan kaynaklı ee, üstteki kısımda gelsin tamam şimdi arkadaşlar yeni bir ee, part aç dediğimizde böyle bir kısım karşımıza geliyor yine sağ tarafta bir pop-upımız var üst tarafta şurada bir pop-upımız var bir de arkadaşlar sol tarafta yine unsur ağacımız ee, unsur ağacı dediğimiz yerin e, açıldığını göreceksiniz. Aynı zamanda şurada da bir pop-up'ımız var. Bunu Feature, Sketch, e, Markup diye buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Üzerin üst tarafta da e, hemen seçtiğiniz yerin üst tarafında da e, o seçtiğiniz uygulamaya dair e, çeşitli şeyler yapabileceğiniz e, sekmanlar geliyor karşınıza. Bunun dışında şu ortadaki e, pop uptan bahsetmek istiyorum. Buradaki pop upta arkadaşlar eee bu arada görselimizde bir sıkıntı var. Her tıkladığımda kalmış burada. Neyse bunlar önemli değil. Zoom yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir kesite zoom yapabiliyorsunuz. Bu normal zoom, bu kesitli zoom. İşte bunlar zaten çok detaylı olarak sizlere sonradan anlatacağım. Zaten çok yüksek derecede uygulamalar yapacağımız için, çok fazla uygulamalar yapacağımız için zaten anlayacaksınız bunların neler olduğunu. Section view, kesit görüntüsü. İşte buradan herhangi bir e, Ne taraftan görüntü almak istiyorsanız e, Onu ayarlayabiliyorsunuz veya renk atama kısımları buralarda yer almaktadır Bunun dışında arkadaşlar burada e, Örneğin sizlere şunu gösterebilirim Bu pop-up'ın içerisinde arkadaşlar e, Sağ tuşuna tıkladığımızda mouse'un sağ tuşuna Şimdi SOLIDWORKS tabi e, devamlı kendini güncelleyen bir yazılım e, bir çizim programı olduğu için sadece çizim programı değil esasında ama e, Burada arkadaşlar sağ tıkladığınızda direkt size tabler gözükebilir veya toolbar'dan herhangi bir şey gözükebilir. Bu sürümünüzün eski olduğundan kaynaklı bir şeydir. Esasında aynı şey yani hiçbir farkı yok. Buradan herhangi bir tab kısmından mesela ben e, Sheet Metal'i buraya eklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi nereye eklendi? Şurada Sheet Metal'im geldi sheet metalde herhangi bir e, çizim yapacaksam veya başka bir şey yapacaksam buradan ayarlayabiliyorum aynı şekilde yine tab'a basıp arkadaşlar sheet metal'i kaldır ve sheet metal'i bu şekilde kaldırıyor şimdi e, bir diğer anlatmak istediğim konu ise arkadaşlar sizlere burada options komutunun içerisinde mouse'a e, dikkat ettiyseniz şurada aşağı ok işareti var aşağı ok işaretine bastığınızda options, customize ads in, e, save restore settings ve button size gibi komutlar yer alacaktır. Şimdi biz bir önceki kısımda yani ilk ana kısmımızda options'a bastığımızda arkadaşlar sadece system options karşımıza gelmişti. Fakat system options'ın yanında document properties diye bir kısım gelmemişti. Şimdi bu document properties de ee, tabii ki değişiklikler yapabiliyoruz. Fakat şu an için size göstermek istediğim tek şey buradaki units kısmı. Yani metre kilogram saniye, santimetre gram saniye, e, milimetre gram saniye, inch pound second gibi şeyler yapabiliyorsunuz veya custom deyip buradan değiştirebiliyorsunuz. Milimetre gram da genelde çalışmalarımızı yapıyoruz biz. Buradan milimetre e, gram second'ı seçildiyse seçip arkadaşlar okey basabilirsiniz aynı zamanda sağ alt kısımda arkadaşlar mmgs bakın burada zaten görünüyor mu sol tuşuna bir defa tıkladığımda buradan da istediğim şekilde değiştirebiliyorum esasında bu kısa yolu buranın ee, gördüğünüz gibi santimetre gram saniyeye çevirdim şimdi tekrar tutup milimetre e, gram saniyeye çevirebiliyorum bundan sonra Anlatmak istediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bir de arkadaşlar, unit kısımları var. Yani ben buraya unit e, e, ekleme kısmında bir şey yapabilirim. Yani add in, yani add ins kısmından herhangi bir e, uygulamayı tekrardan software'sunun içerisine yükleyebilirim. Şimdi bu yükleme nasıl oluyor diye soracaksanız, e, buradan arkadaşlar, e, şöyle yapalım. Ben şunu kapatalım, elektrik kalışeyimize ee, herhangi bir tanesini seçip arkadaşlar gördüğünüz gibi aktif add ins yazıyor yani buradan aktive ediyorsunuz aynı zamanda startupta yani e, her açıldığında bilgisayarınızın tekrardan saltworks e, mesela elektriğin açılmasını istiyorsanız burayı da tıklayarak tamam diyorsunuz arkadaşlar bu arada şimdi tabi bunları tıklayıp tamam dediğinizde muhtemelen bir indirme falan yapabilir çünkü e, elektrik gereksinimleri e, gereği, elektrik argümanları gereksinimleri gereği SolidWorks'un bilgisayarınızdaki yüklediğiniz SolidWorks'un e, tamamını yükleyip yüklemediğinizi bilmiyorum. Doğal olarak bir belli bir yükleme yapabilir. Normal yüklemeyi e, Next diyerek, Accept diyerek en yani normal bir program yüklüyormuş gibi yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bu unsur ağacımızda e, geçmiş var, e, sensörler var, initiations var, Herhangi bir not veya bir şey alabiliyorsunuz buradan Planelerimiz var arkadaşlar 3 planede çalışıyoruz burada ön görünüş ön Plane ya da front plane Top plane ve right plane olacak şekilde 3 görünüş üzerinde çalışabiliyoruz bir de arkadaşlar originimiz var yani 0 0 0 noktasında X'imiz 0, Y'imiz 0, Z'imiz 0 noktasında bir Noktamız vardır Bu dersimiz arkadaşlar ee, şöyle bir interfeysi e, arayüzünü sizlere göstermek istedim giriş çıkış yaparken bunlara dikkat ediyorsunuz milimetre mm, gram saniye olduğuna dikkat ediyorsunuz bundan sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.